Biliyor. Onkoloji konseyiniz var aynı zamanda tabii, hocam. Tabii, Orada yani, da tartışma yapıyor musunuz? Tabii. Yani bunu cerrah arkadaşlarla da, işte onkolog arkadaşlarla da konuşuyoruz. Patolog arkadaşın yorumu da önemli tabii burada. Onun dışında gebelerde tabii çok önemli. Mesela eğer çok hızlı büyüyen bir nodül yok ise eğer, diyelim ki ikinci, üçüncü trimestrede saptanan, onu bekletebiliyoruz. Yani cerrahisini bekletebiliyoruz gibi. Artısına eksisine bakıyoruz. Her hasta tabii ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmalı. Hastanın eşlik eden hastalıklar oluyor. Gebelik faktörü olabiliyor. Nodülün radyolojik görüntüsü, yani hastaya göre karar vermek çok önemli bu olayda. Peki kişi tabii hocam derecesine göre tedavinin seçeneklerinden yararlandı. Sonrasında belki de en önemli kısım başlıyor. Tedavi sonrasında nelere dikkat etmesi lazım? Nasıl korunması gerekiyor kendini? Evet. Şimdi tabii ameliyattan bahsettik az önce. Tiroid ameliyatı çok zor bir ameliyat gerçekten. Yani zor derken komplikasyonları olan, karmaşık bir anatomik bölgede yapılan, yani bir safra kesesi, apandisit ameliyatından bana göre daha komplike bir ameliyat. Ve komplikasyon oranları her ne kadar eskiye göre çok düşse de iyi bir ekip tarafından yapılması gereken ameliyatlar gerçekten. Sonrasında işte duyuyoruz, çok nadir de olsa artık çok da görmüyoruz ama işte ses tellerinin zedelenmesi vesaire bir takım komplikasyonlar olabiliyor. Artı tabii ameliyattan sonra hormon tedavisi çok önemli. Yani bazen aynı zamanda tiroid bezine komşu olan kalsiyum metabolizması ile ilgili paratiroid bezlerinin alınması söz konusu olabiliyor. Bazen de zorunlu olarak bazı konularda alınabiliyor. Kalsiyum eksikliği olabiliyor hastada. Bunlara yaşam boyu kalsiyum desteği ihtiyacı olabiliyor mesela. Onun dışında tiroidin tabii ki ameliyatla belli bir kısmı alındığı için tiroid hormonu yetersizliği bu sefer baş gösterebiliyor. Neyse ki tiroid hormonu insanoğlu tarafından üretilmiş, son derece etkili bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla yaşam boyu yakın takip ederek, çünkü bu yani şeker hastasının şekerine bakıp da insülin yapması gibi arada belli aralıklarla tiroid hormonunu bakılarak dozlarının ayarlanması gerekir. Yani 25'ten 300 mg'a kadar değişen dozlarda verilebilen tiroid hormonları var şu an piyasada. Bunları yakın takip etmek, yani hastanın bu konuda bilinçli olması çok önemli. Yani doktorun önerdiği aralıklarla tiroid hormon tahlillerinin yapılması gerçekten çok önemli. Nodüller için tabii önerilen aralıklarda, doktorun önerdiği aralıklarda ultrasonografik takip çok önemli ki bu 6 ay, 1 yıl olabilir. Kimi zaman biyopsinin sonucuna göre, yani iyi huylu çıkar, kistin içi boşaltır, bu süre 3-5 yıla uzayabilir. Yani bu sonuçlara göre değişebilir bu süreler. Ama 6 ay, yani ilk aşamada tabii gerekli olan bir süre ki bu 6 ay sonrasındaki görüntüde işte bazı kriterler var. Yani hacmin belli bir oranda artması, belli milimde büyümesi vesaire gibi biyopsi gereksinimi doğuran şeyler bunlar. Yani hastanın, doktorun bu konudaki önerilerine dikkat etmesi gerekir. Ve iyot alımı konusunda az önce de söylediğim gibi iyotlu tuzu tercih etmesi, bazı durumlarda tabii doktor kullanma da diyebilir. Yani o hormon değerlerinin sonucuna göre. Ve iyotun kaybolmaması için de belki benim söylediğim şeyleri yapmak gerekir. Bu arada şehir suyunda İstanbul'da yani Doğu Karadeniz bölgesine göre mesela 4-5 kat fazla iyot olduğu söyleniyor. Yani biz içmiyoruz ama iyot önemli. Peki hocam, tabii siz konunun başında dediniz ki kısırlığa da sebebiyet verebilir. Evet. Kişi belki kariyer dedi, evliliğini erteledi, belirli bir yaşa geldi ama tabii kendini sağlıklı hissettiği için de doktora da belki gitmedi. Ya dedi ki artık tamam, evliliğe doğru gidebilirim, bir de tahlil tetkik yapayım, vücudumda neler var. Orada tabii tiroid tanısı çıktı. Tedavi olduktan sonra hem beyler hem bayanlar anne baba sahibi olabilir mi? Yani çocuklarını dünyaya getirebilir tabii, mi? Tabii. Erteleme durumu olabilir mi tedavi aşamasında? Şöyle, tabii yani tiroid hormonları normal değerlere erişince üreme fonksiyonları da normale dönebiliyor. Güzel. Bunda bir sorun yok.
Hipertiroidi yani aşırı çalışması ile ilgili benim bazı önerilerim olabiliyor. Eğer hastada zehirli guatr varsa yüksek dozda bazen anti hormon yani anti tiroid ilaçlar yani hormonu düşürücü ilaçlar veriliyor ki bazen çok yüksek dozlara ihtiyaç duyulabiliyor veya cerrahi gereksinimi olabiliyor veya başka yani atom tedavileri de gündeme gelebiliyor. Bu tip hastalara tabii gebe kalmaları önermemek ilk aşamada ertelemelerini önermek belki gerekebiliyor. Çünkü gebelik döneminde yani tiroid hormon ilaçları almada bir sorun yok. Fakat anti-tiroid yani zehirli guatr diye halk arasında bilinen aşırı çalışmasına bağlı durumlarda kullanılan ilaçlar için sıkıntı var. Yani onları çok yüksek dozda veremiyoruz gebelere. Çünkü çocuk gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Belli bir dozun üzerinde olduğu takdirde. Küçük dozlarda alınabiliyor da. Mesela günde 2-3 tane alınabiliyor diyelim bir ilaç. Ama biz bazen 15-20 tane verdiğimiz oluyor. Dolayısıyla belki onların ertelemeleri gündeme gelebilir. Yani gebelik öncesi bakmak aslında daha hiçbir mantıklı şey bir şey. Hiçbir şey geç değil ama önce bedenin hazır evet, olması evet. Belki de. Yani daha iyi bir yaklaşım olabilir dediğiniz gibi. Eğer klinik bulgularda buna tabii şey veriyorsa bir tahlil yapmak gerekiyor.